Merhaba, Ya Doğruysa kanalına hoş geldiniz. Bugün, evrenin sırlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Peki ya, içinde yaşadığımız evren yalnızca bir tanesi değilse? Bugün, çoklu evren teorilerini, bu teorilerle ilgili mitleri ve bilimsel gerçekleri derinlemesine inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım. Bölüm 1, Çoklu Evren Teorisi nedir? Çoklu evren teorisi, evrenimizin aslında birçok evrenden sadece biri olduğunu öne süren bir teoridir. Bu teoriye göre, birden fazla, hatta sonsuz sayıda evren olabilir. Bu evrenler, bizimkinden tamamen farklı fiziksel yasalarla yönetiliyor olabilir. Peki, bu teoriyi ortaya atan bilim insanları kimler ve bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bölüm 2, Çoklu Evren Teorilerinin Tarihçesi. Çoklu evren fikri, 20. yüzyılın ortalarında popülerlik kazandı. Huff Everett, 1957 yılında kuantum mekaniği ile ilgili, Many Worlds Interpretation, çoklu dünyalar yorumu, teorisini ortaya attı. Bu teoriye göre, her kuantum olayı, evrenin dallanmasına neden olur ve her dalda farklı bir olasılık gerçekleşir. Daha sonra, Max Tegmark, çoklu evrenleri 4 farklı kategoriye ayırdı, seviye 1, seviye 2, seviye 3 ve seviye 4. Bu seviyeler, evrenlerin doğasını ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlar. Bölüm 3, Çoklu Evrenlerle İlgili Mitler. Çoklu evrenler, popüler kültürde sıkça işlenen bir konu haline geldi. Marvel ve DC Comics gibi çizgi roman evrenlerinde, farklı evrenlerde geçen hikayeler anlatılıyor. Ancak, çoklu evrenlerle ilgili bazı yaygın mitler ve yanlış anlamalar da var. Mit 1, Çoklu evrenler arasında geçiş yapabiliriz. Gerçek, bilimsel olarak, şu anki teknolojimiz ve bilgimizle farklı evrenler arasında geçiş yapmanın bir yolu yok. Mit 2, çoklu evren teorisi kanıtlanmıştır. Gerçek, çoklu evren teorisi henüz kanıtlanmamış bir teoridir ve birçok bilim insanı tarafından tartışılmaktadır. Mit 3, çoklu evrenler bizim evrenimize paraleldir ve hemen yanımızdadır. Gerçek, çoklu evrenlerin doğası ve konumu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bazı teorilere göre, çoklu evrenler farklı boyutlarda veya uzayın farklı noktalarında olabilir. Bölüm 4, Bilimsel Gerçekler ve Kanıtlar. Çoklu evren teorisi, henüz kesin olarak kanıtlanmamış olsa da, bazı bilimsel gözlemler ve teoriler bu fikri destekleyebilir. Kozmik enflasyon teorisi, bu teoriye göre, evrenin ilk anlarında yaşanan hızlı genişleme, birçok farklı evrenin oluşmasına neden olabilir. Kuantum mekaniği, parçacıkların farklı olasılıklar arasında dallanması, çoklu evren teorisini destekleyen bir diğer unsurdur. Karanlık madde ve karanlık enerji, evrenin büyük bir kısmını oluşturan karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası, çoklu evren teorileriyle açıklanabilir. Kozmik mikrodalga arka plan ışınımı incelenmesi, evrenin yapısı ve çoklu evrenlerin varlığı hakkında ipuçları verebilir. Bölüm 5, Çoklu Evrenler ve Felsefi Düşünceler. Çoklu evren teorisi, sadece fizik ve astronomi ile sınırlı değil. Aynı zamanda felsefi düşünceler ve tartışmalara da yol açmıştır. Bu teorinin varlığı, özgür irade, determinizm ve gerçekliğin doğası gibi konular üzerinde yeni perspektifler sunar. Bölüm 6, Gelecekteki Araştırmalar ve Olasılıklar. Çoklu evren teorisi, gelecekte daha fazla araştırma ve gözlemle desteklenebilir. Yeni teleskop projeleri ve uzay araştırmaları, bu konuda daha fazla veri sağlayabilir. Belki bir gün, gerçekten çoklu evrenlerin varlığını kanıtlayabiliriz. Bugün, çoklu evren teorilerini, bu teorilerle ilgili mitleri ve bilimsel gerçekleri inceledik. Çoklu evrenler hakkında daha fazla bilgi edindikçe, evrenimizin ne kadar karmaşık ve büyüleyici olduğunu daha iyi anlıyoruz. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nedir? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Ya Doğruysa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.